vatandaşlarımızın ilk sorusu. TÜBİTAK'ın yardımı ve desteğiyle Türkiye'nin ilk bilim merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmaktadır? Tabii güncel konular arasında yer alan bu soru bir e, bilgi sorusu olarak karşımıza geliyor. TÜBİTAK'ın yardımı ve desteğiyle Türkiye'de kurulacak ve kurulan ilk bilim merkezi Konya ilimizde kurulmuştur. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı. Yani Konya olarak karşımıza geliyor. 47. sorumuz Devlet Denetleme Kurulu aşağıdaki makamlardan hangisine bağlıdır diye sorulmuş. 1982 Anayasasında Devlet Denetleme Kurulu A şıkkında yer alan Cumhurbaşkanına bağlanmıştır. Zira Cumhurbaşkanına bağlı olan iki makamdan biridir Devlet Denetleme Kurulu. Diğeri de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'dir. Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın emri ve isteğiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi işlevini yerine getirmektedir. Burada önemli olan konu, Devlet Denetleme Kurulu'nun denetleme işlemine sadece Cumhurbaşkanı'ndan alacağı emir ile yapabilmesidir. Bir diğer küçük not ise, Devlet Denetleme Kurulu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının evet hepsini denetleyebiliyor ancak ulusal güvenliği ilgilendirdiğinden dolayı askeri kurumlar ile orduya ait kurumlar ile bir de bağımsızlık bağımsız olması gerektiğinden dolayı da yargı makamlarını denetleyemiyor. Ancak bu iki yani hem askeri hem de yargının dışında ki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyebiliyor. Şimdi üçüncü vatandaşlık sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi en az bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapabileceği işlemler arasında yer almamaktadır? Sorudan anlaşılacağı üzere sadece tek bir milletvekilinin yapabileceği bazı işlemler söz konusu. Ancak şıklarımızdan bir tanesi var ki tek bir milletvekilinin yapabileceği bir işlem değil. Bu işlemimiz ise gen sorudur. Gen soru önergesi vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en az 20 milletvekilinin imzası ile mümkün olabilecektir. Ancak onun dışında sorumuzda gördüğümüz diğer şıklarımız sadece tek bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapabileceği faaliyetler arasında yer almaktadır. Burada sınava girecek olan arkadaşlarımı bir konuda uyarmak isterim. Arkadaşlarımız genel itibariyle gen soru ile soru önergelerini birbirlerine karıştırırlar. Zaten kelime itibariyle de baktığımızda her ikisinde de ortak olan bir bağlantı söz konusu. Dolayısıyla soru önergesi sadece bir milletvekilinin yapabileceği bir şey iken unutmayalım. Gen soru 20 milletvekilinin imzası ile gerçekleşebilecektir. Bu hususa özellikle bizi dinleyen ve takip eden arkadaşlarımızın dikkatini çekmek isterim. Şimdi de sıra dördüncü sorumuzda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında yer alan mahkemelerce kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verme yetkisi anayasadan aşağıdaki yıllardan hangisinde çıkarılmıştır? Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden biri de bağımsız mahkemelerce ve bir üst merci tarafından onaylanan ölüm cezalarının uygulanması sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay almak durumunda. Dolayısıyla millet adına ölüm cezasını devlet ve yetkili organları uygulayacaktır. Ancak soru bir tarih sorusu gibi gözükmesine rağmen aslında bir tarih sorusu değil, bir ezber sorusu değildir. Burada dikkat etmemiz gereken şey ölüm cezası veya diğer adıyla idamdır. Aslında soru Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu yetkinin ne zaman alındığı sorusu değildir. Soru idam cezası Türkiye'de ne zaman ortadan kalkmıştır? Türkiye'de 2004 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile idam cezası kaldırılmıştır. Ve dolayısıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ölüm cezalarını onamak gibi, onaylamak gibi bir yetki ve görevi de ortadan kalkmıştır. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapar? Cumhurbaşkanına 1982 Anayasası'nda yürütme ile ilgili iki tane görev verilmiştir. Bunlardan birincisi, Milli güvenlik kuruluna başkanlık etmek ki bu cumhurbaşkanının yürütme görevlerinden biridir. Bir diğer ikinci yürütme ile ilgili cumhurbaşkanına verilen görev ise Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmaktır. Bu iki görev cumhurbaşkanına aittir. Evet, şimdiki sorumuz aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında yer almamaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1982 Anayasası'na göre görev ve yetkilerini böyle kısacık birer başlık itibariyle anlatmak icap ederse meclis bildiğiniz gibi parlamenter sistemde yasama organı olarak görev yapmaktadır ve dolayısıyla Türkiye'de kanun koymak, kanunları değiştirmek, var olan kanunları ortadan tamamen kaldırmak ...meclisimizin bir görevidir. Bir diğer görevi ise... ...Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemektir. Ki parlamenter sistemin asıl özünde... E, ...var olan en temel görevlerden biridir... ...meclisin elinde bulunan. Uluslararası anlaşmaları onaylamak. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname... ...çıkarabilmesi için yetkiyi vermek. Yine meclisin başlıca görevleri arasındadır. Savaş haline veya silahlı kuvvetlerin kullanımına karar vermek yine millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindedir. Ki yakın zamanda hepinizin hatırlayacağı gibi bir mecliste olaylı bir tezkere gündemdeydi. Bu tezkere ile hükümet Türk Silahlı Kuvvetleri'ni istediği an Belli bir süre için tabi e, Suriye'de ya da Irak'ta gerçekleşecek olan bir tehlikeye karşı kullanma yetkisini meclisten almış idi. Bütçeyi kabul etmek yine meclisimizin bir görevi. Genel ya da özel af çıkarmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri arasındadır. Özel aftan kastımız şudur, ya belirli bir kişiye veya belirli bir suç dahilinde mahkumiyeti bulunan kişilere çıkarılan af olarak kısaca belirtebiliriz. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek, ayrıca RETÜK yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun üyelerini seçmek yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında yer almaktadır. Olağanüstü hal veya sıkı yönetimi kaldırmak ya da uygulamaya koymak yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında yer alacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin var olan bir görevi de, bir yetkisi de meclisin seçimlerinin yenilenmesine karar vermektir. Bizlerin günlük hayatta genelli seçim diye bildiğimiz seçimlerin meclis ister ise eğer yeniden yapılmasına karar verebilir veya uygulanması gereken tarihten daha erken yapılmasına karar verebilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, yerel seçimlerin yenilenmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında yoktur. Yerel seçimlerden kasıt, belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri, keza var olan büyükşehir belediye başkan seçimlerini içine alan bir seçim, ki bizim de önümüzdeki yıl Mart ayında hepimizin gidip oy kullanacağı seçim olarak da gündemde. Bu seçimleri yeniden yapılması konusunda meclisin herhangi bir karar alma yetkisi bulunmuyor. Yine bir güncel soruyla karşı karşıyayız. UNESCO tarafından seçilen 2013 Dünya Kitap Başkenti aşağıdaki başkentlerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tabii bundan önceki güncel soruda da altını çizdiğim gibi bu tip sorular maalesef birer bilgi sorusu ve bu bilgi sorularını cevaplayabiliyor olmak için de maalesef bilmemiz gerekiyor. Bir yorum yapma şansımız söz konusu değil. Buradaki doğru cevap Bangkok olacaktır. Bangkok UNESCO tarafından 2013 Dünya Kitap Başkenti ilan edilmiştir. Güncel konular konusunda arkadaşlarımıza şu gibi bir tavsiyede bulunabilirim. Şimdiden güncel konuları oturup ezberliyor olmalarının herhangi bir faydasını görmeyeceklerdir. Zira lisanslar için sınav Temmuz'da, ön lisans arkadaşlarımız için ise Eylül'dedir. Ancak bu demek değildir ki bugünden not etmeye başlamayasınız. Benim tavsiyem bu yılın belirli ve büyük olaylarını Takip ederken not ediyor olmanız gerektiğidir. Örneğin futbol karşılaşmaları, Avrupa futbol karşılaşmaları, Oscar törenleri muhakkak dikkat ediliyor olması gereken konular arasındadır. Nobel ödülleri takip edilen konular arasında yer alması gereklidir Antalya, Ad Antalya Film Festivali Altın Portakal, Adana Film Festivali Altın Koz'a gibi ...birinciler hem film bazında hem de aktör ve aktrislerin, ödül alan aktör ve aktrislerin kimler olduğu şimdiden karşılaştıkça not edilen konular arasında yer almalıdır. Özellikle e, bilmenizi istediğim konu e, Filipinler'de 14-15 bin insanın ölmesine sebep olan Haiyan Tayfunu ile İtalya'nın Sardunya adasında yine karşılaşılan büyük bir tayfun olarak fırtına olarak karşımıza çıkan Kleopatra tayfunu güncel konular içinde bilmenizi gerekli gördüğüm önemli iki tane konudur. Evet, şimdiki sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsememiştir diye bir soru. Kuvvetler ayrılığı hepimizin hatırlayacağı üzere yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız olması ve ayrı kurumlar tarafından yürütülüyor olmasıdır. Bu kısa hatırlatmadan sonra 1921 Anayasası ile 1924 Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olan 1 ve 2 olacaktır. 21 ile 24 kuvvetler ayrılığını benimsememiştir. Bu soruyu şu şekilde de aynen sorulabilirdi aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseyen anayasalardandır bu sefer benimseyeni sorsaydı o zaman doğru cevap 61 ile 82 anayasası olarak karşımıza çıkacaktı 21 24'te kuvvetler birliği var yani kuvvetler ayrılığı ilkesine ters ancak 61 ve 82 Anayasaları kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseyen iki anayasadır. Şimdi bir başka soru. Meclisin hükümeti denetleyip düşürebildiği, yargının bağımsız olduğu parlamenter sistem Türkiye'de hangi anayasa ile kabul edilmiştir? Bilindiği üzere meclisin parlamenter sistemlerde meclisin hem Bakanlar Kurulu hem de ayrı ayrı bakanlar üzerinde denetleme yetkisi vardır ve eğer güven oyu verilmez ise hükümetin düşmesini de beraberinde getirecek bir yetkiye de sahiptir. İşte bu durum Türkiye'de ilk kez 1961 Anayasası ile kabul edilmiştir. Bu sistem sayesinde parlamentonun hükümet üzerinde denetleme yetkisi artırılmış ve bu sayede 61 anayasasıyla hükümetin yani başbakan ve bakanların denetlenmesi meclis tarafından mümkün hale getirilmiştir. Ceza hukukundan kaynaklanan davalarda bir üst merci aşağıdakilerden hangisidir? Bilindiği gibi Türkiye'de bağımsız yargı söz konusu ve mahkemelerin verdikleri herhangi bir karar eğer beğenilmez ise taraflar tarafından kabul edilmez ise bir üst merciye götürülmek suretiyle itirazda bulunulabilinir. Bir üst mercinin vereceği karar kesin hüküm bağlamındadır. Ancak bunu son dönemde yapılan değişiklik ile bir yol daha eklenmiştir. O da bireysel başvuru hakkı ile anayasa mahkemesine gidilebiliyor. Anayasa mahkemesi den alınan cevap eğer beğenilmez ve kabul edilmez ise Türkiye'deki hukuk yolları kapanmış olur ve dolayısıyla bireye tek bir çıkış yolu kalacaktır itiraz etmek için. O da Avrupa İnsan Hakları mahkemesidir. Kısaca Türk yargı sisteminin işleyiş biçimi bu şekilde değerlendirilebilir. Ceza hukukunda ise söz konusu olacak olan bir üst merci yargıtaydır. Yargıtay ceza mahkemelerinin verdikleri kararların beğenilmemesi ve kabul edilmemesi kısmında bir üst merci olarak itiraz edilebilecek yerdir. Bu itirazı kararı alan mahkeme iletemez. İtiraz eden davadaki taraflardan biri olmak durumundadır. Yani davalı ya da davacı yargıtaya götürebiliyor. Ancak mahkemenin kendisi bir üst merciye itiraz dilekçesini iletemiyor. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız Yargıtay olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiki sorumuz Avrupa Birliği ile ilgili bir soru. Helsinki Zirvesi ile Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünün tanındığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'ye adaylık statüsünün tanındığı tarih hepinizin bilebileceği üzere 1999 yılıdır. Zira aynı tarih Helsinki Zirvesi'nin yapıldığı tarih olarak da karşımıza çıkmaktadır diye belirtebiliriz. Şimdiki sorumuz ise Avrupa Birliği'nin işleyişiyle, Avrupa Birliği'nin iç yapısıyla ilgili olan bir konu. Burada İngiltere, Danimarka, İsveç ve İsviçre ülkeleri verilmiş. Aşağıda yer alan Avrupa Birliği üye ülkelerinden hangisi veya hangileri Avrupa Birliği ortak para birimi olan Euro'yu kullanmamaktadır demiş. Avrupa Birliği 2001 yılında Euro'yu fiilen kullanıma geçirmiştir. Bu tarihte bazı ülkeler var ki Euro'yu kullanmayı kabul etmemiş, kendi ulusal para birimlerini tedavülde tutmak istemişlerdir bu ülkeler İngiltere, Danimarka ve İsveç'tir. Dolayısıyla buradaki doğru şıkkımız C yani 1, 2 ve 3 numaralı ülkelerdir. Bir konuda yine arkadaşlarıma dikkatini çekmek isterim. Sınav telaşı, heyecanı, paniği ile arkadaşlarımın en çok karıştırdıkları iki ülke 3 ve 4. şıklarda görmektesiniz. Yani yazılışları itibariyle birbirlerine çok benzedikleri için arkadaşlarım küçük bir dikkatsizlik sonucu bu iki ülkeyi birbirine karıştırabiliyorlar. O yüzden özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro'yu kullanmayan ülke İsveç, Tir, İsviçre değildir. Şimdiki sorumuz Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili bir soru. Milli Güvenlik Kurulu ilk kez aşağıdaki anayasaların hangisinde kurulmuştur diye soruluyor. Öncelikle Milli Güvenlik Kurulu 1961 Anayasası ile kurulmuştur. 1961 Anayasası Türkiye'de o yıllardan önce bulunmayan birçok yeni kurumun kurulduğu bir anayasadır. Dolayısıyla arkadaşlarımın 1961 anayasasında kurulan organizasyon ve kurumlar konusunda dikkatli olmasını özellikle önermekteyim. 1961 anayasasında daha önce Türkiye'de bulunmayan ki sorumuzda da sorulan kurumlardan biri Milli Güvenlik Kurulu'dur. Bir diğeri ki yine önemli olan bir sorudur. Diyanet işleri 1961 Anayasası ile kurulmuş. 1961 Anayasası'nın ilginç bir yanı da tam 7 kez değiştirilmiştir. Üzerinde 7 kez değişiklik gerçekleştirilmiştir. 1961 Anayasası'nda bu daha sonraki yıllarda yapılan 7 kez değişikliklerde iki kurum daha Türkiye'ye kazandırılmıştır. Bunlardan birincisi ki çok tartışmalı olan bir konu olarak devlet güvenlik mahkemeleri ki bildiğiniz gibi kısaca DGM diye bildiğimiz mahkemeler Türkiye'de kaldırıldı. Bir diğer kurum ise Dördüncü kurum, kurulan kurum ise Yüksek Askeri İdare Mahkemesi'dir. Şimdi arkadaşlarımın sıklıkla kafalarını karıştıran bir duruma açıklık getirmek isterim. Bu durumlardan biri de şudur. Yedi kez değişiklik yapıldı. Mesela, 63, 1963 senesinde yapılan değişiklik bize 63 yılında yapılan değişiklik olarak mı biz bunu biliyor olacağız yoksa 63 yılında yapılan değişiklik bize 1961 anayasası diye mi soruda gelecektir? Bu konuda bir kavram kargaşası söz konusudur. Öncelikle şunu belirteyim. Bir anayasa tamamiyle ortadan kaldırılmadığı müddetçe üstünde ne kadar çok değişiklik yapılırsa yapılsın soruda kendi adı verilmek suretiyle sorulur. Yani Türkiye'de 1982 Anayasası 2004 yılında değişiklik geçirdi. Evet. Fakat 1982 Anayasası tamamen ortadan kaldırılmadığı için soru şurada yapılan değişiklik sorusu şöyle başlayacaktır sınavda. 1982 Anayasasına göre diye başlayacaktır. O yüzden elbette arkadaşlarım yapılan değişiklikleri bilecek. Ancak yapılan değişikliğin sınavda gelme şekli hangi anayasada gerçekleşti ise soru o anayasa ile başlayarak sorulacaktır bize. Dolayısıyla değişiklikler anayasa kaldırılmadığı müddetçe o ya o anayasanın adı ile anılır. Bunun da özellikle altını çizmek isterim. Şimdiki sorumuz Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yurt dışında bulunması, rahatsızlanması ya da ölümü durumunda bu makama vekalet etmeye yetkili mercidir diye sorulmuş. Eğer Cumhurbaşkanı ülkede yok. Ancak ülkeye Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir ziyaretçi gelecekse. Cumhurbaşkanının ağır bir şekilde rahatsızlanıp işinden uzunca bir süre uzak kalması veyahut vefat durumunda Cumhurbaşkanına bu makama yakışır bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı vekalet edecektir. Zira Cumhurbaşkanı artık bildiğiniz gibi son değişiklikle halk tarafından seçiliyor. Halkın temsilci en yüksek temsilcisi konumundadır ve dolayısıyla halk tarafından seçilenlerin bulunduğu meclisimizin başındaki kişi cumhurbaşkanına vekalet etmekle görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı halkın seçmiş olduğu en yüksek yetkili iken onun bulunmaması durumunda yine Halk tarafından seçilen ikinci en üst yetkili kişi en üst makamda bulunan kişi olarak meclisimizin başkanı ona vekalet edecektir. Sorunun içinde bir mantık gizlidir. Dileyen arkadaşlarım ezbere başvurabilirler. Dileyen arkadaşlarım az önce izah etmeye çalıştığım mantık yoluyla da sorunun çözümünü gerçekleştirebilirler. Geldik son sorumuza. Son sorumuz yerel yönetimlerden biri olan belediyelerle ilgili. Belediye meclisi kendisine verilen görevleri zamanında yerine getirmez. İşlerin aksamasına neden olur veya belediye ile ilgili olmayan siyasi konuları görüşüp siyasi temennilerde bulunursa belediye meclisinin fesine aşağıdaki kurumlardan hangisi karar verir? Öncelikle şunu belirtmek isterim hem belediyenin başkanı hem de belediye meclisi için bu soru sorulabilirdi. Yani soru belediye başkanının görevine son veren kurum hangisidir? Belediye başkanını görevden alan kurum hangisidir diye sorulabileceği gibi bizim sorumuzda olduğu gibi belediye meclisinin fesine kim karar diye de sorulmuş olabilir. Her ikisinin de cevabı aynıdır. Hem belediye meclisinin hem de belediye başkanının görevlerine son verebilecek tek bir kurum vardır. O da Danıştay'dır. Belediye meclisi ile belediye başkanının görevlerine Danıştay İç İşleri Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine son verecektir. Başka hiç Türkiye'de başka hiçbir kamu kurum ve kuruluşu belediye başkanı ile belediye meclisinin görevlerinin fesine katılamaz. Zira hem meclis hem başkan yerel yöneticidir ve halk tarafından Türkiye'de bilindiği üzere 5 yıllığına seçilir. İçişleri Bakanlığı'nla iletişim halindedir. Ancak yerel yönetim oldukları için yerinden yönetim ilkesi gereği özerktirler. Yani bir merkezi yönetim kuruluşu olan İçişleri Bakanlığı yerel bir yöneticiyi veyahut yerel bir meclisi feshetme yetkisine, onun görevine son verme yetkisine sahip Değildir. Aksi halde zaten o bir yerel yönetim değil, merkezi yönetim kuruluşu olacaktır. Dolayısıyla buna karar verecek olan Danıştay'dır. Arkadaşlarımın bir karıştırdığı konu, İçişleri Bakanlığı'nın önerisi diye bahsettiğimiz konudur. Zannederler ki İçişleri Bakanlığı bu iki e, merciğin, FES'ine ve görevine son verebiliyor. Özellikle altını çiziyorum. Merkezi yönetim, yerel yönetimlere müdahalede. FES'e de bulunamazlar, görevden alamazlar. Sadece İçişleri Bakanlığı irtibatlı olduğu için durumun yakından farkında olduğundan dolayı öneride bulunur Danıştay'a ve Danıştay bunun kararını verecektir. Belediye başkanının görevine son vermesini gerektiren bir konu şudur. 20 günden çok habersiz bir şekilde işe gelmemesi durumunda, rahatsızlanması durumunda yine uzunca bir süre işine gelmeyeceği bir şekilde, tabii vefatı durumunda ve hakkında açılan bir şaibeli bir yolsuzluk veya herhangi bir davadan dolayı az evvel söylediğimiz gibi İçişleri Bakanlığı önerir. Danıştay görevden alınıp alınmayacağına karar verir.